Sevmiyormuş parayı. Löv sevmiyor mu parayı? Seviyor. Tamam. Gelir abi. Abi ben tespit ettim şimdi. Değil mi? Özür diliyorum. Korona'yı Löv'ün yaydığına ilişkin belge. Ya. Belgemi de attım içeri. Yani sana. Belge, bak, çeşitli kimyasallarla sana. Bak. Ben belgeleri çeşitli kimyasallar vasıtasıyla. Korona'yı çıkış noktası, bütün dünyaya yayılışı. Ben, hazır mı? Yarasaların cezanı vermesin. Yarasaların günahını aldılar. Size yazıklar olsun. Bak, Çin virüsü dedin. Yarasalar bağlansın. Trump'a da yazıklar olsun. Tekrar söylüyorum. Löv. Dur bakayım. Ne yazık ki abi böyle Löv gelecek. İsmail Gallardo. Bir anket yapsanız da Löv mü Gallardo? Emre nasıl başarılı olacak? Ya. Siz ona gelin. Bu kadar olacak gelecek. Bir dakika dur. Nasıl çıktı? Bilimsel bir programı çıktı. Covid-19 nasıl çıkıyor? Bir dakika. Covid bak. Bir dakika dur. Al tezi ya. Löv elini pantolonundan içeri sokuyor. Sonra papayla sıçıyor. Papa Putin'e gidiyor. Putin kime gidiyor? Trump. Trump'a gidiyor. Trump kime gidiyor? Kuzey Kore'ye gidiyor. Güney Kore'ye gidiyor. Güney Kore'den sonra Çin'e gidiyor. Çin'e. Uçak. Bir dakika tam etkisi. Kelebek etkisi mi deniyor? Tabii ki. Bir dakika tam etkisi ver. Ay tam etkisi ver tam diyorum. Etkisi. Löv. Löv Papa'ya gidiyor. Papa Putin'in elini sıkıyor. Putin gidiyor Trump'a. Diyorlar yani ta oradan oraya. Tabii ki nasıl gitti işte böyle gidiyor. Putin'den sonra Trump'a gidiyor. Trump gidiyor Kuzey Kore'nin elini sıkıyor. Son muydu? Sun muydu? Evet. Kim Jong-sun. Kim Jong-sun. Sonra Çin'e gidiyor. Çin'de o Çin'e gidiyor. Çin'de de Çin'den sonra başlıyor. Olay başlıyor abi. Çin'den sonra olay başlıyor. Her şey Löv yüzünden. Ben belgeli delikli konuşuyorum. Ya sen al, bak sen var ya. Mesela ama bizimkiler. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Siz daha vurla. Bir şey söyleyeceğim. Bizimkiler ben mesela. Ben ciddi bir şey söyledim. Bizimkiler direkt Löv'den almışlar. İsmail Özel'le. Şimdi. Getir o fotoğrafında. Orada öyle. Sarı hazır mı Sarı? Löv'le benim şeyimi sokmuş. Evet Sarı gelsin. Hocam Sarı geliyor. Löv'le benim. Deniz hocam Sarı geliyor. Bakın Emre Belezoğlu Sarı'yı çok seviyor. Yarın öbür gün teknik adamlık görevine soyunursam müziği verin. Sabri'yi değil Sarı'yı örnek. Bakın çok dikkatli dinleyin lütfen. Herkes telefona daldı. Yarın öbür gün teknik direktörlük, teknik adamlık görevine soyunursam Sarı'yı örnek alabilecek bir potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Çok değer verdiğim bir oyun anlayışına sahip bir teknik adam. Emre Belezoğlu diyor. Şimdi sportif direktörken İsmail Hoca da çok bir ara adı geçti Sarri'nin. Evet. Bir ara adı geçti. Şimdi Fenerbahçe taraftarına soruyorum. Var odası gerilimi etiketiyle Sarri mi, Gallardo mu, Löw mü, İsmail Kartal ve Emre Belezoğlu ikilisi ben mi? Emre Belezoğlu'yla ilgili bu anketi yapar mısınız arkadaşlar? Emre Belezoğlu'yla ilgili anket yaptım. Niye vermediler arkadaşlar? Verecekler. Vallahi şimdi diğerine geçelim. Emre Belezoğlu'nun Aykut Kocaman diyor ki Emre Belezoğlu'yla ilgili. Bakın Aykut Kocaman 29'u verelim. 29. Aykut Kocaman, Başakşehir Teknik Direktörü. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı. Evet, burada tekrar bir taraf var. Emre ile ilgili tek Aykut kaygım var ya. Kriz anlarındaki yaklaşımı. Var. Doğru söylüyor. Onu almadın. Ben çok başarılı bir teknik direktör olacağına inanıyorum diyor. Diyor. Evet, başarılı bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Taraftar olsa Emre o zaman sıkıntı olur. Taraftar olmadığı için şimdi yırtabilir. Geçen sene de yoktu kaç defa atıldı. Aykut Kocaman kriz anlarını çok mu iyi yönetmiş ya? Alex. Öyle ama Alex de birbirine girdi durduk yere. O sakindir şeyde. Ya, sakinlerinden bahsediyor. Mesela sakin olmak değil ki ama. O da bir kriz anı değil mi? Bak Alex gibi bir adamı kaybediyorsun durduk yere yani. Sonra şampiyonluk gitmedi mi o sezon? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Devre arasında durduk yere, sezonun devre arasında Alex de birbirine girdi. Şimdi Emre'ye demiş ki burada yani onu demek istiyor. Saha içerisinde takımın yönetimiyle sağ kenarındaki tavırları Emre'ye zarar verecek demek istiyor. Çok fazla atılır demek istiyor. Ben buradan bunu anladım. Ya onu zaten şimdi Emre mi devam ediyor? Ama ben farklı bir şey söyleyeyim. Abi Emre'nin görevi belli değil ki. Abi Emre mi? İsmail mi? Gallardo mu? Yarın ankete bir açıklayacak diyorum ben size. Bakın halen iddia ediyorum. Neyi halen iddia ediyorsun? Teknik direktörü açıklayacak. Abi bir Sarri ile görüşüyor. Sarri diyor ben sportif direktör eğitim aldım diyor. Vazgeçim teknik direktör oldum diyor. Sağ gösterip sol vuracak. Ya ben anlamadım ki Emre Belezoğlu. Sarri gösterip sol şeyle Emre Belezoğlu bence yarın ne olacağını da bilmiyor. Yani ben hiç anlayamadım Emre Belezoğlu ne düşünüyor? Abi yarın Emre mesela planlamasını anlatacak. Fenerbahçe'nin tweetleri vardı. Aa, başlayacak. Emre Belezoğlu ile ilgili. Keşke onu verseler ya. 47 misin? Evet 47. Yani bak sanki böyle duruşu, tarzı yani Fatih Terim gibi olma şabası var sanki Emre Belezoğlu'nda.
Yasin'in Allah'ını. Kedi suya bakıyor, kendini kaplan gibi görüyor. Bak, aynaya bak, Emre Belezoğlu şu anda daha bak, vara geç kaslan olma yolunda, kaplan olma yolunda ama kedi. Bak, Emre ne diyor bak. Konuyu nasıl değiştiriyor? Abi, konuyu sen şimdi bu fotoğrafı ne diyorsun? Abi ne diyeceğim? Emre Belezoğlu Fatih Terim'e özenerek her şeyi ben yapmak istiyorum diyor. Ama senin daha alacak çok yolun var. Doğru. Sevgili abi, Galatasaray için fark sen etmez. Sen daha bir kedisin Emre. Galatasaray için fark etmez. Bundan sonra Emre'nin adı Ket Emre. Galatasaray için fark etmez. Sen saçmalama. Kedi Emre ya, ne olur. Ket Emre bakalım, nereden çıktı ya? Kedi Emre, yeni kırmızı, yeni kırmızı çizgimiz kim olacak, sen ona bak. Tweet atsana. Yeni bizim Galatasaray'ın yeni ya, kırmızı çizgimiz ama kim olacak? Ama anketimi vermediniz be.